akşamlar. Öncelikle rahmetli Ahmet Çakır'ı anarak başlayacağım. Hem futbolculuk zamanından hem teknik adamlık zamanımdan çok sevdiğimiz, çok değerli bir insanı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Türk futbolu için önemli hizmetleri olmuştu. Kendisine rahmet, ailesine de başsağlığı dilemek istiyorum. Bugün oyuna gelince ilk yarıda geçen maçtan kalan iştahımızı devam ettirdik. Bence en önemli şey maçın başlangıcı ile ilgili buydu. Daha çok ürettik geçen maça göre, özellikle ilk yarı. 2-0'lık bir galibiyetle soyunma odasına girdik. Burada daha farklı bir skorla da girebilirdik. İkinci yarı biraz daha iki takımın da tabii ki 3 gün önce maç oynamıştı. Biraz yorgunluklar ortaya çıkmaya başladı belli dakikadan sonra. Biraz daha yine topun bizde kaldı ama pozisyon üretmekte daha az pozisyon ürettiğimiz bir oyun ortaya çıktı. Tabii ki iki takım içinde kadro kısıtlılığı vardı. Oyunun devamında çok net hamleler yapamadık. Bizim özellikle hücum anlamında kadro genişliğimiz bugün için çok kısıtlıydı. Burada hamlelerimiz de az oldu. Bence maçın devamındaki skorun daha yukarıya gitmemesinde, kendi adımıza daha üretemememizde belki saha içerisindeki oyuncularımızın yorgunlukları vardı. Erken değişiklikler yapmaya çalıştık iki maçta da. Haftaya bizim için çok önemli bir maç var tabii ki. Buna hazırız. 5'te 5 galibiyetle gidiyoruz ve kadromuzun da tabii ki burada Hakim Ziyech ve Icardi dışında diğer oyuncularımız da bize katılıyor. Kadro olarak da hazır bir kadroyla oraya çıkacağız. Hedefimiz bu galibiyet serimizi devam ettirmek. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Dediğim gibi yani 3 gün arayla 2 maç ama aynı istek, aynı konsantrasyon bizim için önemliydi. Ligdeki 5 maçında kazanan tek takımız. Dediğim gibi bunu da devam ettirmek istiyoruz. Şöyle tabii ki bence iki takım da çalışacak, hazırlanacak, analizini yapacak birbirinin. Tabii lig başladığından beri birbirimizi seyrediyoruz kesinlikle. Yani her hafta rakibiniz puan kaybetsin diye bütün takımlar birbirini seyreder ve ezberinize de bir anlamda yerleşiyor bu. Rakibinizi daha iyi tanıyorsunuz. Aşağı yukarı iki takım da burada birbirini tanıyor. Bence son hazırlıklar taktiksel olarak, oyuncu seçimleri burada tabii ki önemli olacak. Ama tabii ki şunu söylemek istiyorum. Bu maçı bitirdik. Bu maçı galibiyetle bitirip yarın da bir rejenerasyon antrenmanı yapıp ondan sonraki gün net bir şekilde rakibimize hazırlanacağız. Burada oyun olarak ne oynayacağımızı, kimle oynayacağımızı, nasıl bir oyun ortaya koyacağımızı orada daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi yani iki takım da kazanmak için oynayacak. Bu bir kere kesin. Yani geçen sene ki maç çok zevksiz ve kalitesiz geçmişti bence. Yani 0-0'lık maç. Burada daha kaliteli, daha üretken, iki takım da kazanmak istediği derbiye yakışır bir oyun ortaya çıkmasını istiyoruz. Yani saha içi olayları, hakemlerin konuşulmadığı, burada futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Bunun için de en doğru hazırlıkları yapacağız, en doğru oyuncuları seçeceğiz. Ama dediğim gibi hedefimiz orada gidip kazanmak. Biliyorsunuz sosyal medya iddiaları bitmez. O yüzden oraya çok inanmayalım. Oraya çok güvenmeyelim. Bence tabii Icardi'nin tedavisi devam ediyor ama şu anda oynayabilecek durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Burada antrenmanlar çıkacak ama oynaması için çok erken. Özellikle yani en az bir hafta, 10 gün burada süremizin olacağını düşünüyorum. Onun tam olarak iyileşebilmesi için, takımla antrenmanlara başlayabilmesi için. Şu anda Fenerbahçe maçıyla ilgili kesinlikle olmayacak. Geçen maçta ben maçtan sonra belki Yunus'la ilgili herkesin görüşü aynı olmayabilir ama ben Yunus'un isteğini, arzusunu maç içerisindeki dinamizmini çok beğenmiştim ve görevini net olarak yaptı. Bir kere topu kolay kaybetmeyen bir oyuncu. Oynadıkça da daha üstüne koyacağına inandım. Çok yetenekli bir oyuncu. Bugün de daha üstüne koyarak devam etti. Gol de attı. Bence o gol onun için de bir güven olacak. Berkan'ın da özellikle yine geçen maç girdikten sonra çok iştahlı olduğunu, oyun içerisinde olduğunu net bir şekilde gördüm. Bugün maçtan önce de söyledim. Hem Berkan'ın bu iştahı hem de sol ayaklı bir oyuncuyla hücumda olmak istedim. Çünkü Antep takımın analizinde kenarları da çok açtığını ve kenar hücumlarının özellikle burada düz ayaklı, yani sağda sağ, solda sol ayaklı oyuncuların
yine savunmadan geldiklerinde etkili olabileceklerini düşünüyordum. İlk yarıda bu büyük ölçüde oldu hem Kaan'la hem Berkan'la. Ve en önemlisi bence dediğim gibi istekleri. Yani oynamak istiyorlar, takıma katkı vermek istiyorlar. Yani burada Türk oyuncular bizim için çok önemli, çok değerli. Gerçekten bu takımın ruhunu tutacak, takıma bu anlamda hep destek olacak oyuncular. Hep de Berkan da, Yunus da burada takım içerisinde hep bu birlikteliği. Yine Kerem Demirbay aynı şekilde oynuyor, oynamıyor ama hep takıma destek veren gerçekten takım için çok değerli bir oyuncu. Yani bu oyuncuların isteği bizim için bu anlamda önemli oluyor.